Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, öğretim elemanlarım, değerli sanatçılar. Kazakistan sanatçısı Nurlan Şilibayev'e, Kırgızistan sanatçıları Gunafis Mergenbayeva, Stavbek Toktay'e, Ulan Jarev'in 76 eserinden oluşan kişisel sergileriyle 12 Rus sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin yer alacağı 5 ayrı serginin açılışına hoş geldiniz. Мы рады приветствовать вас на открытии четырех персональных выставок наших художников Нурлана Шилибаева, Гринофисна Гринбаева, Сталбека Тортоева и Ивана Джерифа, а также выставки группы художников из Российской Федерации. Değerli konuklar, serginizin açılış konuşmalarına geçmeden önce kişisel sergileri açılacak olan sanatçılarımızla ilgili kısa birer özgeçmiş aktarmak istiyorum. Kişisel sergisi açılacak olan Kazakistan sanatçısı Nurlan Şilibayev, 29 Mart 1952 yılında Kazakistan'da doğdu. 1973 yılında Ayuzevov Çimkent Pedagoji Enstitüsü'nün sanat ve grafik bölümünde eğitim aldı. 1990'dan itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, birçok ulusal ve uluslararası serginin katılımcısıdır. Sanatçının eserleri Kastev Devlet Ulusal Müzesi ve Güzel Sanatlar Müzesi'nin fonunda bulunmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Elçisidir sanatçı aynı zamanda. 2018 yılında Aymatap'ın 90. yıl dönümüne adanmış Uluslararası Açık Hava Ressamlığı Sempozyumuna katılan sanatçı, Kazakistan Cumhuriyeti kültür ve eğitimine gelişimine katkılarından dolayı madalya ödülüne layık görüldü. Прежде чем приступить к официальному открытию нашего выставки, я бы хотела дать небольшую биографическую справку о наших художниках, открывающих сегодня персональные выставки. Нурлан Шилибаев родился 29 марта 1952 года в Казахстане. В 1943 году окончил художественно-графический факультет Педагогического института имени Ауезова. С 1990 года член Союза художников Республики Казахстан, участник многих республиканских и международных выставок. Произведения художников хранятся в фонде Государственного национального музея и в музее изобразительного искусства имени Костеева. Является заслуженным деятелем культуры Республики Казахстан и Республики Киргизия. В 2016 году принял участие в международном пленэр-симпозиуме, посвященном 90-летию Альматы. За вклад в развитие культуры и образования Республики Казахстан награжден медалью за доблестный труд. Kişisel sergisi açılacak olan Kırgızistan sanatçısı Gulnafis Mergenbayeva 4 Eylül 1962'de Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Semipalatinsk bölgesi Kaynar köyünde doğdu. 1984 yılında Almaty şehrinde bulunan Gogol Sanat Koleji'nden, 1994 yılında da Kazak Devlet Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2007'den itibaren Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, 2016'dan itibaren Oş Devlet Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Bölgesel, yerel ve uluslararası sergilerin katılımcısıdır. 2011'de Sanat Ebedi Yenilemelidir adlı kişisel sergisi açıldı. Sanatçının eserleri Oş Güzel Sanatlar Müzesi'nde ve birçok özel koleksiyonda yer almaktadır. Gülnafis Mergenbayeva. Родилась 4 сентября 1962 года в селе Кайнар Семипалатинской области Казахской ССР. В 1984 году окончила художественное училище имени Гоголя в городе Алматы. В 1994 году окончила Казахскую государственную художественную академию. С 2007 года член Союза художников Кыргызской республики. С 2016 года работает в Ошском государственном университете. Участвует в региональных, республиканских и международных выставках. В 2011 году провела персональную выставку искусства «Вечное обновление» в городе Семей. Работа находится в Ошском музее изобразительных искусств, а также в частных коллекциях за рубежом. Kırgızistanlı sanatçı Stavbek Toktoyev ise 21 Nisan 1958'de Aktere köyünde doğdu. 1973'ten 1977'ye kadar Frunze Sanat Koleji'nde eğitim aldı. 1977'den 1983'e kadar Moskova'da Surikov Devlet Akademik Sanat Enstitüsü'nde eğitim alan sanatçı 1983'ten beri de yerel üniversitelerde öğretmenlik yaptı. 1988'den itibaren Kırgızistan Cumhuriyeti Birliği üyesi olan sanatçı bölgesel, yerel ve uluslararası sergilere katılmaktadır. Eserleri Avusturya, Almanya, Hong Kong, Çin, Küba, Kanada, Türkiye, Japonya ve diğer ülkelerin özel koleksiyonlarında bulunmaktadır. Stavbek Toktay, родился 21 апреля 1958 года в селе Актель.
1975 по 1977 год учился в Фрунзенском художественном училище. С 1977 по 1983 года учился в Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова. С 1983 года работал преподавателем в вузах и ставке. С 1988 года член Союза художников СССР и КР. С 1998 года участник республиканских и международных межрегиональных художественных выставок. Творческие работы хранятся в частных коллекциях Австрии, Германии, Гонконга, Китая, Кубы, Канады, Турции, Японии и многих других стран мира. Kırgızistan sanatçısı Yulan Canlıyev ise 29 Aralık 1962'de Bişkek'te doğdu. 1982 yılında Türkoğlu Kırgızistan Devlet Sanat Koleji'nden mezun oldu. 1984'ten itibaren Oş Sanat Fonu'nda çalışan sanatçı, 1986-1991 yılları arasında Almatı'daki Zurgenov Sanat Enstitüsü'nün iç ve dış tasarım bölümünde eğitim aldı. 1996 yılından itibaren Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, Sanatçılar ve Çocuklar adlı uluslararası resim, heykel, grafik ve sanat sempozyumu katılımcısıdır. 2013-2017 yılları arasında Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin Oş Şubesi Başkanı seçilen sanatçı, 1980 yılından beri ulusal ve uluslararası sergilere katılıyor. Eserleri Türkiye, Çin, Amerika, Kırgızistan ve Rusya ülkelerinin özel koleksiyonlarında ve Sarıkova adındaki Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunmaktadır. Родился 29 декабря 1962 года в Бишкеке. В 1982 году окончил КГХУ имени Чуйкова. С 1984 года работает в художественном фонде города Ош. С 1986 по 1991 года учился в Алматинском театральном художественном институте имени Жургенова по специальности дизайна интерьера и экстерьера. С 1996 года член Союза художников Кыргызской Республики. Участник Международного арт-симпозиума, симпозиума живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства художники и дети. С 2013 по 2017 года председатель Ошского отделения Союза художников Кыргызской Республики. Sayın Bakanım, Sayın Kurucular, değerli sanatçılar ve kulağı ailesinin değerli üyeleri ve basının değerli temsilcileri, sanatçılardan öğrenecek çok şey var. Özellikle de Güzel Sanatlar Dünyası'nın sanatçılarından, ressamlardan, heykeltıraşlardan bizlere yaratıcı süreç hakkında en fazla şeyi öğretebilecek olanlar onlar. Çalışma biçimlerinin tekilliğinde en yüksek kapasitede çalışırken yaratıcı bir zihnin nasıl çalıştığını tam olarak bize gösterirler. Çoğu zaman farklı olmaktan daha fazlasını içeren yaratıcılık Charles Mingus'a göre basiti muhteşem bir şekilde basit kılmakla eş anlamlıdır. Художники и скульпторы – это те, кто может рассказать нам больше о творческом процессе, увлекательности и какой-то немного вещей, которые позволят легко понимать, как именно работает творческий ум в самых высших его проявлениях. Порой творчество – это больше, чем быть отличным от других. Для Чарльза Мингуса творчество – это синоним создания простой, но невероятной простоты. Sanatçılar, resim yapmak veya yazmak ya da sahneye çıkmak veya şarkı söylemek için izin almayı beklemezler. Yaparlar ve çıkarlar. Onları diğerlerinden ayrıştıran ve onlara bir amaç ve kuvvet veren yalnızca yaratıcılıkları değildir. Burada daha çok söz konusu olan şey, sanatçıların yaratıcılıklarına bir odak bulmuş olmaları, hayal güçlerini harekete geçiren ve yeteneklerini aracılık eden bir ilgi alanının yaratılmış olmasıdır. Решение, чтобы рисовать, писать, выходить на сцену или петь. Они просто делают это, творят. Это не творчество, что отличает их от других, задает им цель или придает силу, а особый интерес, который стимулирует их воображение и обследует их таланты. Моя способность видеть далеко обоснована тем, что я стою на плечах гигантов. На мой взгляд, эти слова Исаака Ньютона как нельзя кстати отражают эти мысли. Sanatçılar hakiki ve destansı kişilerdir. Sanat adına ya bir tavan arasına çekilirler, ya kendilerini fırtınanın ortasında bir gemi direğine bağlarlar, ya da binlerce kilometre yol teperler. Cesaret ve asalet sanatçılarda en üst düzeydedir. Asla ödün vermezler ve tek bir motivasyonları vardır. Anlamlı ve yapmaya değer bir iş yaratmak.
Художник есть правдивый и эпичный. Во имя искусства они могут покорять вершины, способны привязывать к себя мачты посреди шторма или прожигать тысячи миль дорог. Они никогда не идут на компромисс и имеют одну мотивацию – создание значимого и стоящего произведения. Мужество и благородство – отличительные черты каждого художника. Sanatçıyı desteklemek, toplumun geleceğine yatırım yapmaktır. Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları desteklerler. Uluslararası alanda yarışabilecek güçlü sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne sahip olurlar. Uluslararası sanatsal faaliyetlerin ve uluslararası düzeydeki sanatçıların ne denli bir güce sahip olduğu hepimizin malumudur. Поддерживать художника значит вкладывать в будущее общество. Великие лидеры поддерживают художников и творцов, предоставляют прочный фундамент для подобных работ. Искусство – это потенциальная сила, и страны с сильным чувством эстетики и тяги к искусству, а также сильными художниками, которые могут конкурировать на международном уровне, будут услышаны и на мировой арене. Очевидно, что международный художник имеет силу развивать и продвигать, поэтому художественная деятельность очень важна для наших стран, чтобы заявить о себе. Sayın Bakanım, bugüne kadar yurt dışından 1000'e yakın sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinde yer aldı. Bu büyük proje kapsamında birçok çalıştay gerçekleştirildi ve yaklaşık son bir yılda 187 sergi açıldı. Üretilen eser sayısı 20.000'e yaklaştı. Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için ise bu rakam 100.000'e ulaştı. Bir kültür hazinesinin birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Уважаемый господин министр, на сегодняшний день около 1000 художников из Азербайджана приняли участие в проекте «Музей современного искусства». Мы проводим множество семинаров, это уже 187 выставок. Количество произведенных работ уже приблизилось к 20 000. Таким образом, общее количество экспонатов всех музеев Кампуса Нижнего Сургутского университета уже превышает 100 000. Вместе мы являемся свидетелями накопления этого культурного наследия. Bugün Kırgızistanlı 3, Kazakistanlı 1 ressam, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 76 eserden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisiyle Rusya sanatçıları tarafından hazırlanan 40 eserden oluşan bir karma resim sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin birer parçası oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Gümüş Anahtar ödülünü alan sanatçılarımızı da içtenlikle kutluyoruz. Henüz 1. yılında 192. sergi. Daha nicelerine temennisiyle sizleri selamlar, saygılar sunarım. А также 4 персональные выставки художников из Казахстана и Кыргызстана, общей сложности состоящей из 76 работ. Мы выражаем нашу благодарность всем нашим художникам за участие в проекте Кипрского музея современного искусства. 192 выставки – это не предел. С наилучшими желаниями и спасибо за внимание. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz ve şimdi de Rusya Federasyonu sanatçıları adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Salavat Celizadettinoğlu kürsüye davet ediyorum. Уважаемый Суат Бей, уважаемые гости! Позвольте от имени художника, представляющего регионы России от Урала, Сибири и Дальнего Востока, выразить вам благодарность за оказанную честь быть вашими гостями, за прекрасную возможность вместе заниматься искусством и за радость общения. Мы представляем большой регион. Это республика Саха, Якутия, Горный Алтай, Горная Шория, Хакасия, Башкортостан и Татарстан. Наши народы связаны с одной исторической судьбой, которой мы очень дорожим. Надеемся, вы увидите через наши произведения разнообразие нашей земли, почувствуете дух наших народов, также наше мировоззрение и отношение к памяти наших предков. Мы все находимся под большим впечатлением от вас и от вашего проекта и восхищены перспективами будущего музея. Все мы желаем вам здоровья, долгих лет и прекрасных друзей-единомышленников. Еще раз спасибо. Sayın Kurucu Rektörüm, değerli meslektaşlarım ve misafirlerimiz, Ural Dağları'nı, Sibirya Ormanları'nı ve Uzak Doğu bölgelerini temsil eden sanatçıları adına sergimize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada bulunmak bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Yakutistan, Altay, Dağlık Şor,
Хакасия, Башкортостан ve Татарстан халықтарымыз aynı kaderini paylaşmaktadır ki buna biz çok önem ve değer veriyoruz. Umut ediyoruz ki eserlerimizin vasıtasıyla topraklarımızın çeşitliliği göreceksiniz. Halklarımızın ruhunu hissedeceksiniz. Bizim dünya bakışımızı ve atalarımızın hatırına ve önem verdiğimizi anlayacaksınız. Projemizden biz çok etkilendik ve umut ediyoruz ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yıllarca var olacaktır. Hep sağlık, refah ve başarılar dilerim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kırgızistan sanatçısı Sayın Ulan Nijaniyev'i kürsüye davet ediyorum. Günaydın, с добрым утром, Kutman Tang, урматты Суатбе, урматты министр, урматты коллега, достор. Мына бүгүн мен Кипрде 58 күн болдум. Ушул уақыттарда 24 чыгарма жаздым. Чыгармаларымда өзүмдүн сүйүктүү шаарымы жана өзүм жанында жаздым. Бул жерде дагы боордош элдерден келген сүрөтчүлөр менен танышып, алардын картиналары менен танышып, алардын жазган жаңы боектор менен ыкма жаңы ыкмалары менен танышып, ушундай бири-бирибиздин арабыздагы сүйүүнү күчөтүп, бири-бирибиз менен жаңы мамилени, жаңы иштерди алып келип аткан Суат Бейдин командасы, Суат Бей өзү башында туруп, ушундай бизди бириктирип, ушул жерде чогултуп турганына биз өтө ыраазыбыз. Ыраазыбыз сиздерге. Анан кийин дагы биздин көрүнүктүү эл сүрөтчүсү Доктурбек Нургазиев атындагы сыйлыктуу намын берип аткан Суат Бей, сиздин үй бүлөңүзгө сизге биз ыраазыбыз. Рахмат. Arkadaşlarım, son iki aydır Kıbrıs'ta yaşıyorum ve çalışıyorum. Bu süre zarfında yarattığım eserlerde kendimden ve memleketimden bahsetmeye çabaladım. Ayrıca diğer sanatçılarla ve onların eserleriyle tanışmaya, onların duygularını, düşüncelerini ve bazen yaralarını anlamaya fırsatım olmuştu. Farklı renkler, farklı stiller ve farklı teknikler. Ancak herkese aynı mesaj, insana ve insanlığa karşı sevgidir. Ayrıca Sayın Doktor Suat Ünsel'e bizim ünlü ulusal sanatçımız Doktor Bekmur Gazi'yi adına düzenlemiş olan ödül için sonsuz minnettarız. Bu sadece Kırgız insan sanatçılar için değil, tüm Kırgız halkı için büyük bir gururdur. Konuşmalarını yapmak üzere Kırgızistan sanatçısı Sayın Sabek Doktorevi'yi kürsüye davet ediyorum. Урматтуу айымдар, мырзалар, урматтуу министр, урматтуу Сөйт Бей. Мен сүрөтчү болуш үчүн 10 жыл окам. Ушул бул жерде жүргөн 60 күндүн ичинде көп нерселерди алдым. Көп нерселерди дагы жаштардан үйрөндүм десем болот. Мен өткөндө сизге айткан болчумун, 20 жашымда мен өзүм профессорум. Сен портрет менен гана шугулданган деп айткан болчу да. Ушуну ушул жерде келип сиз мага 60'тан ашкандан кийин мына буюрса 60'тан ашып калдым. Ошол мен айткан профессорум айтканды бул жерден сиз мен мажбурладыңыз. Ошон үчүн мындан аркы жашоомдагы өзүңүздүн тетиктерде турган автопортреттин турат сиздин маңдайыңызда. Башкача көз караш менен кароого сиз мени мажбурладыңыз. Мындан ары ошол мен профессорум айткан сиздин айткандарыңызды жазганга уже аракеттенип атам. Сизге чоң рахмат. Sevgili dostlarım, zamanında üniversitelerde eğitim alarak 10 sene geçirmiştim. Ancak bu 60 günlük sempozyumda daha da fazla öğrendim ve gördüm. Sayın Doktor Suat Günsel, size önceden anlatmıştım ki 20 yaşındayken benim ilk resim hocası hep diyordu ki ben portreleri yazmalıyım. Onu pek dinlemedim.
Ancak bana verdiğiniz güvenciniz ve inancınızla şu an 60 yaşındayken ilk hocamın dediklerini gerçekleştiriyor. Bu andan sonra artık eskisi gibi dünyaya bakamam. Başka bir perspektiften bakarım. Tıpkı portremizde gibidir. Sadece 60 yaşındayken tam anladım ki Allah'ın bize verdiği misyonu tamamlamalıyız ve büyükleri duymalıyız. Genç sanatçılarınıza da bir tavsiyem vardır. Kendi gençliğine, yemeğine ve tabloların üstünde olan renklere saygı duysunlar. Teşekkürler. Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kırgızistan sanatçısı Sayın Gülnaf Resimar Gambeyarlı kürsüye davet ediyorum. Günaydın, Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, arkadaşlar, selamat zdarvi. Разрешите мне прочитать стихи, которые я сочинила здесь на родном моем казахском. Хотя я являюсь художником Кыргызстана, я родилась в Казахстане, и я по крови казашка. Поэтому разрешите прочитать мне его на казахском языке. Ах, теңіздің жиегінде Кипр арал, қысы шуақ, жазы тым ыстық бірақ. Сонда да гүл жайнаған айналасы сол түстігі сол елдің бізге жұмақ. Алыстан келдік біздер Сарыарқадан, Алатау, Памир деген қарлас қадан, сіздерге үлкен жерден сәлем жолдап, қалың жұрт жақсыларды қолдап тұрмақ. Суреткер, Суатпей мен еңбек етер, туған жердің байрақтарын желбіретер, рухтарын оятып адам заттың, Кипр модерн музейін әлемге баш етер. Сұлулықтың теңізінде, сұлулықты түсіну, сезінудің өзі бақыт, талабы осы болды, тарау уақыт, дене дүктік, тер төктік, бояу төктік, өнердің теңізінде іздеп жақыт. Нағыз отан адамда біреу ғана, топырағы алтыннан ұлы дала ыстығы мен суығын сезе білген ер жігітті, айлан елім туған дара. На русском тоже прочитаю, я его перевела, чтобы наша красивая переводчица его смогла перевести на турецкий язык. На берегу Белого моря, на острове Кипр, зимой, как лето у нас, а летом очень жарко. Но вопреки в садах цветут нежные цветы. Раем стал для художника север Кипра. Единомышленники из Сары-Арки, из Алатау, гордого Памира мы сыны, с пламенным приветом из большой земли поделиться красотою с миром мы пришли. Художник и Суатбей в благих трудах, знамена страны твоей гордо веет, пробуждающий дух человечества, Кипрский музей современный нужен народам, чтобы ощущать красоту и полноту жизни. Отражая дух, если удастся, то время – создавались картины, то есть миры. В глубине моря искали жемчужины будто, но родина у каждого своя, одна. Я пылинка твоя, о великая степь, ощущает жару и холод твою не каждый. Этих сынов оцени, мой народ, и вознеси до небес. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, değerli arkadaşlarım, duygularımı ve düşüncelerimi şiirde yansıtmaya çalıştım ve onu sizinle paylaşmak isterim. Kıbrıs'ın üzerinde Akdeniz kıyısında kışın yaz gibi sıcaktı. Bahçeler çiçek açar, sanatçı cennet bulur. Sarıarktan insanlarım, yüce Pamir evlatlarım, büyük toprakların selamını getirdik, güzelliği paylaşmak için geldik. Kıbrıs'ın kuzeyinde Suat Hoca ve sanatçı çalışıyor. Ülkelerimizin bayrakları gururla sallanır. İnsanların ruhu uyanır. Hayatın dolgunluğu hissetmek için Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne Türk halklarının ihtiyacı vardı. Zamanın ruhunu yansıtmak için eserler değil dünyalar yaratılır. Denizin derinliğinden inceleri arıyormuş gibiyiz.
Ancak hep birinin kendi vatanı vardır. Ey büyük bozkırım, ben senin toz derisiyim. Senin sıcaklığını ve soğukluğunu benim gibi kimse hissetmiyor. Ancak bu insanları cennette kaldır ey halkım. Sanatçımıza daha teşekkür ediyoruz ve yine konuşmalarını yapmak üzere Kazakistan sanatçısı Sayın Nurlan Şilibayev'i kürsüye davet ediyorum. Günaydın. Kımbatlı da kurmetli kanımlar ve mırzalar, jene erkekler, öz atımdan, jene osındağı jobağa katışılar, bin atımdan, joba batışısı Suat Bey mırzağa şın ıxılasımız benin alğız bezarşılığımızda bildiremiz. Сүйрекшілерге шығармашылықпен айналысып, тәжірибе алмасып, шеберліктердің шыңдауға толық мүмкіндік жасалған. Әр бір жобаға қатысушы өзінің шығармашылық жұмысын Кепірдің заманауи өнер музейі қорына қалдыру арқылы түркі әлемі мәдениетіне үлесін қосады. Халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты қалыптастыратын ізгі істеріңізге ары қарайда табыс тілейміз. Құрметтеріңізге, қонақжайлықтарыңызға, дәм тұздарыңызға, қызметтеріңізге мың алғыс, ризамыз. Аллах күш қуат берсін. Позвольте, Наргиз, она здесь? Позвольте искреннюю благодарностью поднести скромный подарок Суат Бей Мырзага. Не принесли? Извините. Тогда оно остается по фонду музея. Да. Прошу извинения. Рахмат. Fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Biz burada eserlerimizi bırakmıyoruz. Gelecek nesillere Türk dünyasını tanıtacak ve anlatacak anları bırakıyoruz. Burada bugün bulunduğumdan dolayı desteğiniz ve ilham dolu atmosferi sağladığınız için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Size ve yakınlarınıza sağlık, refah ve başarılar dilerim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Doktor Faiz Hocaoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Evet, değerli Suat Hocam, sanatçı dostlar, misafirler, hocalarımız. Evet, bugün 192. sergi açılışı son bir yıl içerisinde. Ben de herhalde bu açılışların bir 30 tanesinde bulundum diye düşünüyorum. Ve şunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Her geçen gün başından itibaren kalite hep yüksekti, çıta hep yüksekti ama şu anda artık öyle bir noktaya geldi ki tatlı bir sanatçılar arasında tatlı bir yarış, bir motivasyon bu kendi ifadelerine de yansıyor.
Yani örneğin 6 ay önceki konuşmaları hatırlıyorum. Bir de şimdiki konuşmaları çok daha inanç, çok daha motivasyon ve çok daha hedefe odaklı. Dolayısıyla tabii şunu çok net görüyoruz. Buradaki çalışma ortamı ve sanatçıların yapmış oldukları eserlerin hep daha kalitelisini, daha iyisini yapmasını hep birlikte her sergi açılışında en azından ben ama eminim sizler çalışma sırasında da görme fırsatını yakalıyoruz. Bu tabii ki özellikle hedeflenen dünyanın en büyük resim sergisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasıyla birlikte büyük bir hizmet olacak. Sanata büyük bir hizmet olacak. Bana göre bu yerleşke eskiden bir eğitim yerleşkesiydi. Yakın Doğu eğitim yerleşkesiydi. Yüksek öğrenim yerleşkesiydi. Sağlık yerleşkesiydi ama şu anda bir ilave daha yapabiliriz. Sanat yerleşkesi oldu. Müzeler yerleşkesi oldu. Geçen açılışta da ben dostlarla konuşurken şunu söyledim. Artık bu yerleşkeyi hem Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a hem de dünyaya açmak gerekir. Bizi ziyaret eden, ziyarete gelen devlet adamlarından turistlere kadar buraya bu nokta uğranması gereken bir nokta olmuştur. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu konuda da bana göre bir açılım yapılıyor ama daha da geniş bir açılım yapılması lazım. Çünkü burada ciddi zenginliklerimiz söz konusudur. Ciddi ve iddialı sanat çalışmaları söz konusudur. Eserleri söz konusudur. Bir de şu dikkatimi çekti. Gerçekten biz esasında dünyanın en güzel noktalarından birinde yaşıyoruz. Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Biraz önce bir sanatçının dediği gibi ya kışın bahar olduğu bir yerde, bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ülkede sanat yapmak, böyle bir ülkede resim çizmek tabii ki ayrı bir motivasyondur. Yani karın, soğuğun veya 50 derece sıcağın olduğu bir yerde farklı bir motivasyon söz konusu olur ama cennet gibi bir ülkede akşamın yağmurun yağdığı, ertesi gün güneşin açtığı, her tarafın yemyeşil olduğu, bahar çiçeklerinin açtığı bir ülkede sanatçının da motivasyonu çok yüksek olur. Ama burada doğrusu şunu görüyorum. Her konuşmada Suat hocamızın ismi, adı anılıyor. Bu da tabii ki motivasyonun esas kaynağı ve odağı olduğunu gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Çünkü bu artık açık söyleyeyim kendisini aşmıştır. Yani burada artık Suat Hoca değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Ben de hep bunu söylüyorum zaten. Geçenlerde de bir konuşmamda söyledim. Bazı değerli insanlarımız vardır ki kendilerini bu topraklarla özdeşleştirdiler. Ve bu topraklarla var oldular ve bu topraklarla da devam edecekler, nesilleri devam edecek. Особо значимо это то, что все это происходит на кипрской земле, где, как сказала наша художница, среди земли раскрываются нежные цветы. Я хотела бы выразить свою благодарность доктору Суат Гюнзель за его вклад в будущее нашей страны и нашего общества, а также поблагодарить каждого художника за его вклад в развитие проекта Кипрского музея современного искусства, за ваш талант, трудоспособность, энергию и за ваше воодушевление. Спасибо всем большое за внимание. Teşekkür ediyoruz ve sanatçılarımıza teşekkür belgeleriyle ödüllerini takdim etmek üzere de tekrardan davet etmek istiyorum. Rusya Federasyonu sanatçılarından Sayın Salavat Cilizat Dinim.
Асавчакова. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.